Antalya'daki Lifeco Sağlık Merkezi'nde Saf Kitchen restoranın içerisinde şefimiz Mustafa Bey'le birlikteyiz. Kendisinden vegan mutfağı ve çiğ beslenme hakkında ve bunun zayıflamaya olan etkileri veya bu tarz beslenmenin vücuda olan faydaları hakkında bazı tüyolar alırken bir yandan da bu tarifleri nasıl uyguladığı hakkında da ufak tefek sorularımız olacak. Merhaba Mustafa Şef. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu sabahtan beri sizin harika yemeklerinizle başımız döndü. En başta korkmuştuk açıkçası. Saf denince böyle, vegan mutfağı denince insan biraz aç kalacakmış gibi hissediyor ama siz her şeyin vegan halini, yani içerisinde hiçbir hayvansal ürün olmayan halini, ki buna yumurta, süt de dahil, yani dünyamızdan bunu çıkarttığımız zaman geriye gerçekten kalan 3-5 tane şey var gibi geliyor biz normal beslenen insanlara. Dolayısıyla da bunlardan herhangi bir adam gibi bir yemek çıkacağını insan hiç umuyor ama siz az önce bize bir çilekli dondurma yaptınız ki muhteşemdi. Dolayısıyla biraz sizden bu şeyi öğrenmek istiyoruz, mutfağın özelliklerini. Evet, şimdi birçok şeyi raw food'da muadilini yapabiliyoruz. Bunlar işte köfteler, hamburgerler, bunların hepsini işte bakliyatlarla, baharatlarla buna benzer halini yapabiliyoruz. Ve bunlar hep yaşayan ürünler olduğu için tamamen faydalı. Bir ürün çiğ olduğu müddetçe hep yaşayan ürün diye mi geçiyor? Evet, yani çiğ tükettiğiniz her şey yaşayan organizmalardır. Hı hı. Bunları pişirdiğiniz sürece bunlar kaybolacaktır. Hı hı. Bir şekilde gideceklerdir ama bunları çiğ tükettiğiniz zaman tam %100 faydasını alıyorsunuz. Vücudunuzu alıyorsunuz. Anladım. Peki bir yandan da bu, hani sabah bahsetmiştik ama yine bahsedelim. Raw beslenmenin sindirme faydası nedir? Raw beslenmenin sindirme faydası, yine dediğimiz gibi yaşayan ürünler olduğu için bunların sindirimleri hem midede hem bağırsakta çok daha kolay. Kolay. Pişmiş ürünlere göre. Özellikle mesela bir etin vücuttan sindirilmesi 12 saati bulabiliyor. Hı. Ama bir çiğ ürünün 2 saat, 3 saatte sindirebiliyorsunuz. Anladım. Az önce muhteşem bir burger hazırlamıştınız bize. Evet. Curry burger diye geçiyor arkadaşlar. Evet. Yani tadına bakmanız lazımdı. Sanki kırmızı mercimek köftesi gibiydi böyle birazcık daha. Onun içinde neler vardı? Onun içinde havuç ve ceviz aslında. Onun geneli. Hı hı. İçinde işte çeşitli baharatlar var. Hı. Kereviz var. Kereviz. Bunu biz hamburger formuna getiriyoruz. Hı hı. Ve 4 saat kurutuyoruz. 41 derecede. 41 derecede. Sende. Neden 41'i bir kere daha anlatalım? 41 derecenin üzerine çıkılan ısılarda yararlı, bize yararlı olan vitaminler ölmeye başlıyorlar. Hı hı. 41 derece onun sınırıdır. Bugün diyetisyenimiz Tuğba Hanım bunu şöyle bir örnekle anlattı. Nasıl bir insanın ateşi 41 derecenin üstüne çıktığı zaman havale geçirir ve çok rahatsız olur, belki ölüm tehlikesi bile yaşayabilir. Aynı şekilde besinler de, sebzeler de 41 derecenin üstüne çıktığı zaman bir çeşit havale geçiriyorlarmış. Aslında biz bilmiyoruz tabii, kaynatıp duruyoruz saatlerce ama aynı şeyi oradan da duyduk. Peki ne soracaktın? Az önceki dondurmanın tarifini soracaktım. Evet. Yani vegan dondurma, inanamazsınız böyle bir şeye. Çilekliydi ve normal bir dondurmadan tat olarak hiçbir eksik yanı yoktu. Çok beğendim. Sormak istiyorum. Dondurmalarımızda hiçbir şekilde hayvansal ürün, süt, şeker, işte salep, dondurma yapımında kullanılan hiçbir şeyi kullanmıyoruz. Süt ve şekersiz bir dondurma ama tatlı. Evet. Bunların yerine biz kaju kullanıyoruz. Ve tatlandırmak için agave şurubu kullanıyoruz. Bu agaveden bahsedelim biraz. Günlük hayatta kullanabileceğimiz bilgiler vermiyorsunuz diyorlar. Zaten günlük hayatta kullanmak için, yani normal hayatımızda kullanılmasının haricinde bir şeyler öğretmeye çalışıyoruz. Çünkü diyetisyen anlamında, diyet anlamında genel geçer bilgileri zaten hepimiz biliyoruz. Aldığımız kaloriden daha azını almamız gerektiğini, işte kibrit kutusu kadar peynir, domates, salatalıkla sabah kahvaltısı, işte öğle yemeğinde sebze yiyin, akşam yemeğinde protein alın. Bunlar zaten hep bildiğimiz, hani bir şekilde uygulamasak bile devamlı televizyonu açtığımızda, gazeteyi açtığımızda hep gördüğümüz bilgiler. Biz şimdi burada bir fark yaratarak vegan mutfağını ve biraz daha çiğ beslenmenin aslında bize ne tür faydalar sağlayabileceğini öğrenmeye çalışıyoruz. Her gün uygulayamasak da en azından dönem dönem
atıyorum haftanın 5 günü sağlıklı besinler yediniz. Bir günü canınız ne istiyorsa onu yediğiniz böyle çılgın bir gün oldu. Ama ertesi günü diyetisyenimizin tavsiyesi en azından bir günlüğüne haftada bir gününüzü vegan beslenmeye veya biraz daha raw food denilen çiğ beslenmeye harcamak. 41 derece evde nasıl ayarlayacağız diyorlar. 41 derece evde nasıl ayarlayacağız? Şimdi tabii bunlar için kurutucu dediğimiz ürünler var. Bunlar ev tipi olan, tezgah üstü olan şekilleri de var. Evet. Ama bunların hiçbirini bulamıyorsak fırınlarımızın illaki bir derece ayarı vardır. Vardır. Orada 41 dereceyi, 45 dereceyi ayarlayabiliriz. Öyle mi? Tamam, evet. Duyduk. O şekilde de yapabiliriz. Tamam. Dondurmalardan bahsediyorum. Dondurma. Evet, dondurmalardan bahsediyorum. Dondurmacı. bu mutfağın aslında en güzel yanı bir sınırının olmaması. Dondurmada da öyle aynı şekilde. Aklınıza ne gelebiliyorsa, ne geliyorsa onun dondurmasını yapabiliyorsunuz. Evet. Dediğim gibi temeli kaju. İçine siz ne istiyorsunuz? Bu kaju nasıl bir şeydir? Benim bildiğim kaju güzel bir baharattır. Böyle yersin, kızartılır, edilir falan. Burada kullandığımız kaju nasıl bir şey? Kaju aslında bir fıstık. Fıstık evet, türü. Evet. Bunu biz çiğ tüketiyoruz. Kaju ıslattığınız zaman biraz süngerimsi bir yapıya dönüyor. Tamam. Suyu bugün bize zaman. Onu peynir gibi yedirdiniz. Evet. Harikaydı. Bunun peyniri yapılıyor. Soslarda kullanılıyor. İşte dondurmada kullanıyoruz. Birçok şeyde kullanıyoruz. Bu vegan beslenenlerin peyniri. Hani en çok tükettiği şey. Tofu falan vegana girmiyor mu? Tofu vegana giriyor. O da tofu giriyor. Peyniri o de vegan. Dedi, tofu? O soyadan yapılan bir peynir. Anladım. Benim soyaya intoleransım varmış. Bir test evet. yaptırdım. Dolayısıyla ben onu yiyemem demek ki. Evet. Bunlar aslında hayatı boyunca bu şekilde beslenenler de var. Evet. Hani dediler ya günlük hayatta kullanamayacağımız evet. şeyler. Aslında hayatı boyunca böyle yani beslenen biz böyle yapmıyoruz insanlar ama var. Arkadaşlar bütün ömrü hayatı boyunca böyle beslenen insanlar var. Yani onlar nasıl bir hayat? Çok zor bir şey olmalı. Ve artık birçok markette vegan ürünler var. Çok rahat bulunabiliyor. Fiyatları biraz yüksek olsa da evet, şu an evet. onlar düşeceğini de tahmin ediyorum. Tabii arz talep meselesi. Çünkü çok fazla talep olmadığı için ona göre. Bu raw food gerçekten gelişen ve yeni bir mutfak. Daha çok fazla kimsenin haberi yok ama ileride çok gelişecek. Hatta ben şuna inanıyorum ileride. İnsanlar o kadar kötü bir noktaya geleceğiz ki bu gıda sektöründe artık yavaş yavaş insana ilk zamanlar nasıl tüketiyorsak ürünleri, işte nasıl yiyorsak çok eskilerde onlara döneceğimize inanıyorum. Öyle mi? Yani çünkü bu iş tamamen ticarete döndü. İnsan sağlığının çok fazla göz önünde tutulmadan ürünler yemeye başladık, tüketmeye başladık maalesef. İnsanlar artık diyecek ki üretici firmalarına güvenini kaybedip evet, kendileri diyecek, direkt hazır aynen. alıp yani çiğ olarak ve evet. şey paketlenmemiş i̇nsan, olarak. Paketlenmemiş olarak onlara döneceğini düşünüyorum insanın. Tabii bu 20 yıl sonra olur, 50 yıl sonra olur daha hiçbir fikrim yok. Peki şey, bugünkü lazanyadan birazcık bahsedelim. Bugün yine bir lazanya evet. yedik. Yine içerisinde hiçbir hayvansal gıda yoktu. Makarna yoktu. Süt yoktu. Beşamel sos yoktu. Yumurta yoktu. Kıyma yoktu. Yani lazanya deyince aklınıza gelebileceğiniz hiçbir şey yoktu. Ama çok lezzetli bir lazanyaydı. Biz bugün onu lazanya niyetine yedik. O neydi? Yine dediğim gibi bu mutfakta yaratıcılığın sınırı yok. Her şeyin raw şeklini yapabiliyoruz. Evet. Yani birçok şeyini yapabiliyoruz daha doğrusu. Yine bugün lazanya yediniz. Ravioli yapabiliyoruz. Pancardan yapıyoruz mesela. Sushi'ler yapıyoruz. Sushi. Sushi yiyecek evet, sushi miyiz? Yarın yiyecek. Sushi. Yes, sushi. Yarın. Evet, sushi. Raw sushi. Evet. Tamam. Yanına soya soslu yediğini veriyorsunuz. Soya sosu veriyoruz. Tuzlu. Ha, onu kullanabiliyor musun? Evet. Soya sosu veriyoruz. Lazanya'da bugün çiğ kabaktan yaptık yine. Hı-hı. O lazanya yaprakları yerine kabak kullandık. Arasında pesto sos vardı. Hı hı. Domates sos vardı. Yine raw yaptığımız. Ve en üstünde beşamel sos yerine evet. kaju peyniri vardı. Kaju peyniri diyorlar. Nasıl yapılıyordu kaju peyniri? Neresi burası diyorlar? Burası Antalya'da Akrabarut Oteli'nde. Akrabarut evet, Oteli. Lara bölgesinde Akrabarut Oteli'nin içerisinde yer alan Lifeco Sağlık Merkezi'ndeyiz. Buranın içerisinde Saf Kitchen diye bir bölümü var. Burada detoks kampına gelenlere, ruhen, bedenen, zihnen arınmak isteyenlere özel yemeklerini yapan, yine kendi
bünyelerindeki Saf Kitchen restoranın şefi Mustafa Bey ile röportaj yapıyorum sizin için. Şeyden bahsediyorduk, kaju. Kaju peyniri kaju ne peyniri. Demek? Kaju peyniri... Kajuyu ıslatınca esnek bir hal oluyor, süngerimsi. Süngerimsi bir hal alıyor. Nasıl yapılıyor peki? Bunun içine sarımsak, yani biz böyle yapıyoruz. Sarımsak koyuyoruz, tuz, karabiber koyuyoruz ve biraz limon suyu koyuyoruz. Bunu blenderda çekiyoruz. Evet. Çekmesi için biraz su kullanıyoruz tabii. Bunu kahvaltılarda peynir olarak kullanıyoruz. İşte lazanyanın üzerine kullanıyoruz. Birçok şeyde kullanıyoruz. Yine pancar raviyonun içinde kullanıyoruz. Yani vegan mutfağında peynir denilince o zaman birinci şey evet. Kaju, ikincisi tabii. Belki işte tofu. Tofu kullanıyoruz. Aynen. Hı-hı. Peynir tatmini için. Evet. Başka yok şey değil mi bunların alternatifi? En çok kullanılanlar bunlar ya da. Yani. Evet. Peki suşiyi nasıl yapacağız? Suşiyi merak ettim benim. Suşiyi yine yosun yaprağına saracağız. Tamam. Yosun yaprağı da biliyorsunuz hani kurutulmuş. Tamam. Yosun yaprağı. Onda bir sıkıntı yok. İçine sebzeler. Tamam. Bu şey diyor, pate diyoruz biz ona. Pate. İçinde havuç, karnabahar, ondan sonra yine biraz kaju. Patates yok değil mi? Patates yok. Çünkü şekerli. Patates kullanmıyoruz. Şeker var, hı-hı. Karbonhidrat var. Hı-hı. Havuç da kullanmamız lazım o zaman. Havuç kullanıyoruz. Havuç çok az. Havuç da var. Onları rondoda çekiyoruz. Böyle Prens, bulgur pilavı, bulgur tarzında bir o formda bir şey oluyor. Pirinç yerine onu kullanıyoruz suşinin içinde. Yine içine istediğimiz salatalık ne istersek avokado. Koyabiliyoruz. Hı. Avokado, salatalık, havuç, kabak ya ne mesela istersek. Düşünüyorum benim en sevdiğim suşi kızarmış karidesli suşidir. Yani ebiten. Maalesef. Şimdi karides yok. Olsa bile kızartma yok, pirinç yok ama... Rabun da yapamıyoruz. Evet. Karidesin rabun. Hani peki o şey, keşke yapsanız. Evet. Onu ben şeyle marinasyonla olmaz mı peki bu tarz şeyler? Çiğ yani atıyorum ne bileyim, limonlar. Yani limon ya da balzamik... Hayvansal. Ha doğru, hayvansal. Pardon. Karidesin, ben mutfağı. Size diyeceğim ki bakın bu karides, siz gözünüzü kapatacaksınız. Karides niyeti diyeceksiniz en fazla olur. Evet. Değişik, yani çok zor. Hani pişirmeyi bırak, bir de hayvansal gıda olmaması işi ekstra zorlaştıran bir şey. Bundan sonra vegan, ben veganım dinlen birisini gördüğüm zaman ekstra takdir edeceğim. Şimdiye kadar biraz açıkçası gıcık olurdum yani vegansan hani nedir bu diye tam da detaylarını bilmediğim için. Meğer zor bir şeymiş. Vejeteryanlığın da bir tık üstü bir şey yani. Hatta vejeteryanlık nispeten kolay. Tamam hayvan... süt, yemiyorlar yoğurt. Ama onlar en azından süt, yoğurt, yumurta falan yiyor. Veganlar onları da kullanmıyor evet. Ve geriye neredeyse 3-5 tane bir şey kalıyor. Evet. Peki aralarda içtiğimiz bu sıvılar için ne diyeceksiniz? Çim suyu, işte kereviz suyu vesaire. Çim suyu zaten çim suyu felaket bir şey. Yani, güzel anlamında mı? Çok güzel anlamında. Size şöyle söyleyeyim, günde 2 çay bardağından fazlasını içemiyorsunuz. Onu vücut kusarak dışarı atıyor. Ben bugün bir şey. Ara havuzdan sonra beni izlediyseniz havuz kenarında böyle yüzüp bardağımı gelip kafaya diktikten sonra öyle bir hissiyata bir müddet bir kapıldım. Evet. Benim içtiğim ama çim suyu muydu o hani kerevizli merevizli yeşil sıvı o büyük bardak değil büyük bardak. Büyük bardak alkalay dediğimiz. Ha alkalay onun içinde ne var? Onun içinde kereviz. Kereviz. Ispanak. Salatalık. Limon. Ya normalde bunlar benim aslında sevmediğim şeyler değildir ama hepsi bir araya gelince böyle biraz şey yapabiliyor. Çiğ olunca bir de. Çiğ olunca bir de evet. O tuzlu çok güzel oluyor. Ekstra biraz, biraz tuz koymuyoruz. Üçüncü günümüzü bitirdik yeni bir sır öğrendik. Neyse baştan şey yapmalıyız. Tuzlu güzel. Öteki o küçük şatlar mı çim suyu? Onda çim suyu. Onda başka bir şey var mı? Onda başka bir şey var. Çim suyu nasıl çıkıyor? Bizim yetiştirdiğimiz çimleri gördünüz. Tamam. Onun slow juicer dediğimiz böyle kıyma makinesine benzer. Tamam. Bir aletlerimiz var. Tamam. Ona koyuyorsunuz. Kıyma çeker gibi çekiyor. Evet. Onun suyunu bir yerden, posasını bir yerden veriyor. Hiç ekstra su takviyesi hayır. Falan yok. Anladım. Direkt onu yani bir bardak için kim bilir, yani bir küçük şat için kim bilir ne kadar? Bayağı bir çim. Anladım. Çiçek gibi böyle toplayın ve çim yiyin. Tamam. O zaman toparlıyoruz. Başka detaylar gelecek. Ben bunun yazısını da yazacağım. Web sitemden bakmayı unutmayın. Üşengeçef.com web sitem. Bunun haricinde beni Snapchat'ten Üşengeç Şefiniz hesabından ve diğer başka her yerden Üşengeç Şef hesabından takip edebilirsiniz. Facebook, Instagram, aklınıza gelen her yerde varım. Tekrar görüşmek üzere. Sorularınız olursa lütfen e-mail de atabilirsiniz. Üşengeçşef@gmail.com. Şimdilik iyi akşamlar. Bay bay. İyi akşamlar.